Tekrar merhaba, son 20 dakikamıza girdik ve bugün yine Tıbbi Bitkiler köşemizde Melisa'yı işlemiştik, tereyi işlemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Bugün de naneyi işleyeceğiz. Taze nane ve faydaları nedir? Hemen sizler adına soruyorum. Hocam, nanenin hikmeti, faydaları neler? Şimdi efendim, öncelikle bunları açıklamak lazım ki iyi anlaşılsın. Genç kızlarda işte 15, 16, 17, 18 yaşlarında polikistik over dediğimiz yani PCOS yani yumurtalık kisti gelişir. Bu adet düzensizliği yapabilir. İnsülin direncine sebebiyet verir. Ve bunlara bazı ilaçlar verilir doktorlar tarafından. Polikistik over hastalık mıdır, sendrom mudur hocam? Yani polikistik over bir sendromdur. Evet. Sendromdur ve bugün tıp bunun sebebini bilmiyor. Neden olduğunu bilmiyor. Ama az çok izah edebiliyoruz yani nelerden kaynaklandığını. Ha şimdi içinde bir rakam geçer. 3 ve 5 rakamları geçer. Bir de Y harfiyle başlayan iki tane bunun hormonları etkileyen bir ilacını verirler. İşte fakat çözüm olmuyor. Bu ilaçları özellikle Y harfiyle başlayanı 3 ay 5 ay kullanıp bıraktıktan sonra genç kızlarda tüylenmeler başlıyor. Bunu nasıl yok edeceksiniz? Şimdi bu sefer de onun üzüntüsü alıyor. Yani bir üniversite öğrencisi, genç bir kızın lisedeki dersine çalışması lazım. Bu kızcağız 2-3 ay adet görmezse sıkıntı verir bu. Adet düzenleyici olarak işte bu hormonal ilaçlar veriliyor. Ve sonra bırakınca da ne oluyor? Problem. Evet. Tüylenmeye neden oluyor filan. İşte burada bu tüylenmeye karşı... Tüylenme mi var? Efendim illa tüylenmesi polikistik over'e yakalanacakmış da işte orada doktor ilaç verecekmiş o zaman mı tüylenme olur? Hayır, normal genç kızların bazılarında tüylenme görülüyor. Ne yapacak? Taze nane tüketecek. Sabah akşam. İlk bir hafta sabah öğle akşam birer tutam. Ölçüyü kaçırmasınlar. Doğal şekilde... Naneyi kullansınlar çünkü böyle kocaman naneler çıkıyor şimdi maydanoz gibi faydası yok. Hocam zamanında çıkmayıp da nane yani vaktinde olmasa da mesela işte sera ürünü olsa ama yaprakları küçük olsa o da makbul mü? Evinizde yetiştirin efendim bakın tereyi, maydanozu, naneyi çok rahatlıkla evinizde yetiştirebilirsiniz ya hiç problem yok. Salonda şeyin kenarında camın... Önünde çok rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Isırgan gibi o da köpürüyor hocam. Evet. 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 Dolayısıyla nane böyle bir şey. Şimdi östrojen hormonunu da artırır. Mesela menopoz şikayeti olan bayanlarda östrojen seviyesi düşüktür. Taze nane tüketin, östrojeniniz yükselir. Şimdi tüylenmesi olan genç kızlar dedim ya evet veya hocam. Yetişkin bayanlarda da var. Ne yapacaklar? Hormon dengeleyici bitkiyi de kullanacak. Neydi hormon dengeleyici bitki? Testere dişli aslan pençesi. Günde iki defa da onun çayını içecek. En az bir, bir buçuk bilemediniz iki ay. Hı hı. Bir de taze nane tüketecek aç karna. Evelallah. Nefes kokusu. Bulunmaz bir nimettir nefes kokusunda. Şey, eklem romatizması hocam iltihaplı. İltihaplı eklem romatizmasında da yardımcıdır. Onu söyleyelim. Bunun dışında kan şekerini düşürücü özelliği var. Ama efendim kan şekerini düşürücü ilaç değil bu. Yani şeker hastasıysanız ilacınızı da kullanıyorsunuz. Eğer masada taze nane var ise lütfen ona biraz itibar gösteriniz. Yani iki yaprak yiyeceğinize 5-6 yaprak yiyin. Kan şekerinizin düşmesinde yardımcıdır. O anlamda. Evet. Sonra hocam? Kansızlık şikayeti. Gerçek bir demir deposu. Bak şu nane var ya şu nane bizim Anadolu nanesi. Hani en yüksek demir
nerede bulunurdu? Ispanak derler değil mi? Hiç alakası yok. Bizim Anadolu nanesi ıspanaktan çok daha fazla demir içerir. Böyle bir nimet işte. Hocam bazen böyle hani yanlış söylenen deyimlere dikkat çekiyorsunuz ya, ayvayı yedik diye. Bir de hocam nane ile ilgili olan var değil mi? Ne nane evet. işledin derler. Yani. Evet, aynen. Anadolu yani çok müthiş bir şeydir diyorum size ya. Yani olacak şey değil. Neyse, şimdi... Bir de radyoterapi almış hastalarla ilgili. Radyoterapi alanlar, ışın tedavisi yani şua tedavisi alanlar. Evet, nane. Yaz aylarında şiddetli güneş ışığına maruz kalıyorsanız taze nane. Bulunmaz bir nimet. Hocam bir de limonatanın içine koyarlar böyle hafif tadı olsun tabii, diye değil mi? Tabii limonatayı artık o zevke kalan şeyler. Nefse hitaben kullanıyorsunuz. Biz burada tabii daha ziyade şifa, nerede ne maksatla kullanacağım. Ekrana kürümüz de geldi hocam bu arada. Seyircilerimiz okuyabilirler. Hemen bakalım, bir ay boyunca öğlen ve akşam öğünlerinden 10 dakika önce bir tutam yani 4-5 gram taze nane tüketiyoruz. Ve şikayetin seyrine göre de dönem dönem uygulayabiliyoruz bunu. Evet. Şimdi bu Çinliler naneyi çok eker. Çin. Evet. Yani yaklaşık olarak Çin'de 500 bin dönüm, bak 500 bin dönüm şey ekerler, nane ekerler, nane yağı çıkartıyorlar. China Oil diye bütün dünyaya... China Oil, evet hocam. China evet. Oil diye, China Oil diye tüm dünyaya bunu satıyor işte masaj yağı olarak, masaj yağlarına karıştırırlar. Bir de sesle ilgili de galiba bir etkisi var diyorlar. Doğru mudur hocam? Yani biraz buharını filan suya dökersiniz. Evin içinde hoş bir koku yayar etrafa. Kaynayan suyun üzerine damlatırsınız. Gayet güzel. Ev nane kokar. Bazı insanlar da sevmez naneyi. Onu da söyleyeyim.